Nuri Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Bizler bugün gündem özel izleyicilerinin karşısına Konya ilimizin Çumra bölgesinden Güldüken Ağırbağısı'nda tamir ve bakımla bağlanıyoruz. Sizleri biraz tanıyıp tanıtmak amacıyla içerideki hizmetlerimizden ve detaylarından da bahsetmek amacıyla sohbetimizin ilk sorusuna geçerek başlamak istiyorum. Tabii. Evet. İzleyenlerimiz için önce Nuri Bey'i tanıyalım istiyorum. Nuri Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördedir? İsmim Nuri Güldüken. Toplam 27 yıldır bu işle uğraşıyorum. Birçok memleket gezdim. Sonunda Çumra'da ağır vasıta hizmeti, tamir hizmeti olarak devam ediyoruz. Konyalı mıyız peki? Konyalıyız, evet. Evet, Konyalıyız ama 38 yaşındayız. Şu an 11 evet. yaşımızdan beri de sektördeyiz. Sizin için evet. çekirdekten yetişme diyebiliriz. 27 yıldır sektörde diğer diğer gezdikten sonra yine kendi memleketimize gelip işimizin başına geçme fırsatı bulduk. Bu da 4 yıl önceye dayanıyor. Evet. 2017 yılından beri de Güldüken ağır vasıta tamir bakım olarak hizmet veriyoruz değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Peki Güldüken dediğimiz zaman içeriye giren bir müşterimizin ne anlaması gerekiyor Nuri Bey? Burada hangi hizmetleri veriyoruz ağır vasıta bakım adına? Ağır vasıta motor yürüyen aksam olarak yapmadığımız bir iş yok. Kamyon üzerine, kamyonet üzerine birçok hizmetimiz var. Yani tamir, bakım, onarım, servis hizmeti ve yerinde yol yardım ekibimiz. Yol yardım tabii, yol yardım ekibimiz de var. Peki merak ediyorum aslında bir bakım ve tamir servisi olarak evet. neden özellikle ağır vasıtalara seçiminde bulundunuz? İçinde yetiştiğim iş o. Ağır vasıtanın içinde yetiştim. O grup üzerinde stajımı tamamladım. Belgelerimi o grup üzerinde tamamladım. Harika. İş yerimi de o grup üzerine açtım. Biz inşallah zaten sektörde bu işte aslında bu işin mutfağından geldik diyoruz. Bu işte bu işin mutfağından doğru, geldik. Evet. Çekirdekten yetiştiğinizi söylemiştik geliyoruz. Zaten. Peki şöyle diyebilir miyiz? Burada 4 yıldır verdiğiniz bir hizmet var ve çok uzun yıllara dayanan da bir tecrübe yıllarınız evet. var. Bu hizmeti verirken müşterilerinize karşı ya da araçlara karşı hizmet verirken dikkat ettiğimiz kırmızı çizgilerimiz nedir firma olarak? Dürüstlük ve yaptığımız işin arkasında durmak. Evet. Yani bu da geçmişten gelen tecrübelerimize dayanarak yaptığımız işte verdiğimiz hizmete müşteri memnuniyetini sağlamak. Evet, önemli olan müşteri evet. memnuniyeti tabii ilk etapta. Onu sağlamak için de güvenilir olmak, kaliteli tabii, hizmet tabii, vermek, tabii. işin ehli olmak bunlar çok önemli etkenler. Çok önemli. Biz işimizin arkasındayız ve zaten tecrübelerimize evet. güveniyoruz diyelim. Güveniyoruz. O halde şöyle de bir soruyla karşınıza gelmek istiyorum. Sektörde bu işi yapan bizim gibi birçok firma var. Evet. Ve bizi diğerlerinden ayıran, bir adım öne geçiren özelliklerimizi sayacak olursak, yani Güldüken'in tercih edilme sebebi olarak söyleyeceğimiz şeyler neler? Güldüken'in tercih edilme sebebi çok iyi bir ekiple gece ve gündüz 24 saat hizmet verebilmek. Bizim yürüyen kamyoncu sektöründe 24 saat hizmet vermeniz mecburi. Niçin mecburi? Duran bir sektör değil. Sürekli yürümesi gerekiyor. Çünkü o işi yapan insanların geçimi onun üzerine evet. biz de onlara bir nevi destek oluyoruz. Biz de onların mesai saatleriyle birlikte aynı mesai saatlerini evet, yapıyoruz aynen. aslında. Aynen onlarla birlikte yatıyoruz, onlarla birlikte kalkıyoruz diyebiliriz. Gecesi gündüz olmayan bir sektör seçmişsiniz aslında. Evet. Zorlandığınız oluyor mu hiç? Tabii yani. Çok fazla özveri gece istiyordur geç gelmişsiniz. Eminim. Mesela çok fazla. Şöyle söyleyeyim. Gece yarısına kadar çalıştık, arabanın birini bitirdik. Gittim eve yattım yorgun argın. Daha uyumadan telefon geldi. Evet. Vatandaş arıyor diyor ki ben işte falanca yerde kaldım. Şöyle bir arızam var. Parçacıyı kaldırıyoruz. Gece alıyoruz parçayı. Geliyoruz hizmetimizi tamamlıyoruz. Elhamdülillah. Alnımızın hakkıyla işimizi teslim ediyoruz. Evet bakın burada hizmetini tamamlamak için gece yatağından kalkıp gelen bir işletme sahibiyle evet. karşı karşıyayız. Gecesi gündüzüne karışan bir meslek. Çok özveri gerektiren bir meslek. Aynen ve biz öyle. Bunu 25 yıldır sektörde bu işi yaparak 4 yıldır da kendi firmamızda sağlamaya çalışıyoruz. Ekibimiz de çok kaliteli bir ekiple oluşuyor dedim. Evet, herkes işinde de uzman. Güzel. Peki bu ekibimiz kaç kişiden oluşuyor? Toplam 5 kişiyiz. 5 kişilik siz de dahil. Tabii beni dahil. Aynı anda istihdam sağlayıp 5 kişilik bir ekiple hizmet kişilik, veren firmamız. Aynen öyle evet. Ben şöyle de eklemek istiyorum. Kapalı alanı 350 metrekare, açık alanı 400 metrekare olmak üzere aslında 450 metrekarelik bir alanın üstünde hizmet veriyoruz evet. bizler. Bunu da söylemek istiyorum ve şunu eklemek istiyorum. Şimdi ülkece ve dünyaca biz bir dönemin içindeyiz. Koronadan dolayı yasaklarımız oldu, evet. kısıtlamalarımız oldu. Bazı işletmeler de bundan olumsuz etkilendi. Bazıları da aslında ivme kazandı. Evet. Güldüken bu dönemde nasıl bir süreç atlattı? Güldüken bu dönemde ilk zaman bayağı bir zorlandık. Bu yasaklara alışana kadar. Alıştıktan sonra hani halk da buna alıştı. Ama tabii dediğim gibi duran bir sektör değil. Mecbur çalışmak zorundayız. Evet. İşin açığı şöyle biraz daha biz canlı geçirdik. Hamdolsun.
elhamdülillah yani çok fazla bir yıpranmadan. Evet. İnşallah Rabbim tamamen bitirmeyi nasip etsin. İnşallah bu hastalıktan bir an evvel kurtulmayı nasip etsin. Bizler de bu sürecin bir an önce bitmesini istiyoruz İnşallah. Bu arada. Dediğimiz gibi yine aslında bir durgunluk olmadı, yavaşlama oldu diyebiliriz. Ha, yavaşlama oldu ama tabii sonrasında çok daha çok çalışarak, daha çok özveriyle çalışarak o süreci kapatmaya çalıştık. Harika, inşallah. Güzel. Peki size ulaşmak isteyen izleyenlerimiz için Çumra'da bize nasıl bulacaklar? Açık adresimiz nedir Nuri Bey? Çumra Sanayi Sitesi 73.266 Sokak, numara 26 Taksim C. Harika. Şu an için ekran altında görecekleri iletişim numaralarından da sizi yine arayabilirler. Tabii, zaten arayabilirim. 7/24 ulaşım 7/24 size. 7/24 ulaşım. Mümkün. Telefonumuz hiçbir zaman kapanmaz. Kapattığımız zaman müşteriler bize şöyle diyor. Akşam ulaşamadı mesela müşteri veya çekmeyen bir yere gittiğimiz zaman. Telefon çekmeyebilir. Şimdi gittiğimiz yerler her zaman şehir içi değil. Müşteri bize ulaşamadığı zaman ertesi gün fırça yiyoruz. Ya ben akşam seni aradım, niçin telefonuma bakmadın? Ya çekmiyordu telefonum diyorsun. Derdimizi anlatmakta da güçlük çekiyoruz. Ama bizim için önemli olan zaten bir müşteriyi bir kere yakalamak değil, onun devamlı Tabii. gelmesini sağlamak. Ona o şekilde hizmet veriyoruz. Biz yine de böyle durumlar alttan alıyoruz. Tabii işimizin gereği herkes işinde uzmanlaşmak için bazı şeylerin özverisini vermek zorunda. Evet. Şimdi ben şöyle bir soruya devam etmek istiyorum kısaca. Evet. Biz bu hizmeti sadece Konya genelinde yapıyoruz galiba. Başka şehirlerden de sizi tercih edenler var mı? Veya Çumra dışında başka ilçelerden de aranabiliyor musunuz? Bilenler arıyor. Sağ olsunlar yani öyle. Geçmişte buraya gelip de iş yapmış firmalar var. Şu anda Türkiye'nin başka vilayetlerinde. Bir sorun olduğu zaman arıyorlar. Hani biz buradan belki gidip orada tamir etme şansımız pek olmuyor. Çünkü oradaki ustalarımız da var. Evet. Oradaki yani buradan yapabileceğimiz bir şey olduğu zaman müdahale etmeye çalışıyoruz. Yönlendirmeler, tabii, bazı danışmanlıklar var. O zaman Nuri Gültekin, yani Nuri Ustayı ve Güldiken ağır vasıta tamir bakımı umarım bizler de daha fazla insana ulaştırabilmişizdir İnşallah. Bu yayınımızla birlikte diyorum. Son bir soru, bu da artık sizin 25 yılınızın tecrübenizin nazar boncuğu olsun istiyorum. 4 yıl önce kendi işletmemizi açma fırsatı bulmuşuz. Bir nasip olmuş ama bu mesleğe ilk başladığınız güne geri dönecek olursak, ben 11 yaşımda bu sektöre girdim dediniz. Bu noktaya geleceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Tahmin etmemiştim. Yani biraz daha geride olurdum diye tahmin ediyorum ama elhamdülillah Rabbim iş verdi. Biz de çalıştık. Yani istediğimiz yere geldik hamdolsun. Onca zorluğa, koronaya bazı krizlere rağmen yine de biz 25. yılın sonunda buradayız diyebiliriz. Gerçekten emeklerinize ve ağzınıza sağlık. Ben şu anda sizlerden son bir söz almak istiyorum. Ekran başında bizi izleyen izleyenlerimize, sizi tercih eden müşterilerinize ve 5 kişilik ekip kadromuza neler söylemek istersiniz? Öncelikle bizi tercih ettiği için müşterilerimize çok teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarımıza, özveriyle çalıştıkları için çok teşekkür ederim. Bu programı yaptıkları için Tuğçe Hanım'a teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ağzınıza sağlık Nuri Bey, harikasınız. Biz de sektörde daha uzun yıllar Gültiken ismini duymaya devam etmek istiyoruz. İnşallah. Farklı programlarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, Allah razı olsun, sağ olun.